Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün Lepsides akvaryumu için yeni balıklar aldım arkadaşlar. Onları sizlerle birlikte akvaryumumuza ekleyeceğiz. Bunlar zebra balıkları. Şu an gördüğünüz gibi 3 tane sarı var. 2 tane de mavi zebra balığı aldım. Zebra Dani olarak geçiyor. Çok hızlı balıklar arkadaşlar. Yakalaması da biraz zor oluyor. Öncelikle bir akvaryumumuza ekleyelim bunları. Sonra da size bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Aynı zamanda bakın şurada da Lepistes yavrusu yakaladım, 5 tane. Benim Lepistesler yavrulamışlar. Akvaryumun yüzeyinde bayağı bir yavru var ama yakalayamadım. İyi kaçıyorlar bitkilerin arasına. Onları da göstereceğim sizlere. Şöyle yakalayabilirsek. Bakın ne kadar hızlı kaçıyorlar arkadaşlar. Çok hızlı balıklar ya. Evet, iki tanesini yakaladık. Zaten ben suya adapte ettim videodan önce. Bu konuda sıkıntı yok. Evet, birkaç tane de bitki geldi. Bunu da salalım. Bunlar bir de zıplayabiliyorlar akvaryumdan. Çok dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Akvaryum yüzeyini tam doldurmadan biraz boşluk bırakmakta fayda var bunlar için. Evet, bunu da salıyoruz. Ve bütün balıklarımızı saldık. Şöyle sizlere yavruları da yakından göstereyim. Bakın, 5 tane yavru yakaladım Lepisteslerden. Tabii hepsini yakalayamadım. Çok hızlı kaçıyorlar çünkü. Normalde bitkili akvaryumda da yaşıyor arkadaşlar. Bu yavrular kendileri büyüyebiliyorlar ama ben daha fazla yavru hayatta kalsın diye ayırmaya karar verdim. Çünkü geçenlerde yavrulamıştı. Yavru sayısı da bayağı bir azalma var öncekilerden. O yüzden ne kadar yakalarsam onlar için de çok iyi olacak. Bakın burada da bir tane salyangoz çıktı. Aslında ben salyangoz almadım ama kendisi çıktı bu. Sanırım bitkilerden gelmiş. Bakalım Lepistes yavrusu var mı? Şu an bayağı bir yavru var gibi suyun üstünde. Kiraz karidesini görüyorsunuz, o da duruyor. Bu yavruların yem olmaması için bu canlılara. Hepsini toplamaya çalışacağım küçük bir kepçeyle. Aslında şöyle çeksek kabın içine de gelir bunlar ama kaçıyorlar. Bakın. Şimdi de zebra balıklarımıza bakalım sizlerle. Yüzmeye başladı balıklarımız. Bir tanesi şurada duruyor. Diğerleri nereye kayboldu? Sanırım arka tarafa gittiler. Zebra balıkları çok hızlı yüzen grup balıkları. Yani gruplar halinde beslemek gerekiyor bu zebra balıklarını. Bakın. Akvaryumda şu anda en hızlı balık zebra balığı. Diğerleri sanırım arka tarafa kaçtılar. Barışçıl bir balık türü arkadaşlar. Evet, mavi de geldi şu anda. Diğer balıklarla uyum içerisinde yaşayabiliyorlar. Boyutları bu şekilde 4-5 santimetre. Aynı zamanda renkleri de çok güzel. Pembe, sarı, gri, işte mor gibi farklı renklerde olabiliyor zebra balıkları. Bir tanesinde de tül kuyruk vardı ama uzun kuyruğu vardı. Şu anda onu göremiyorum. Vücutlarında böyle çizgiler olduğu için kendilerine zebra balığı deniyor. Zebra Dani olarak geçiyor pet shoplarda. Almak isterseniz. Erkekler biraz ince oluyor dişilere göre. Dişiler daha şişko oluyor. Şu anda tam yaşlarını bilmediğim için bakın şu da bir başka türü. Ne kadar güzel bir vücut şekli var balığımızın.
Lepistes, neon balığı, plati tarzındaki böyle akvaryumlarınızda beslediğiniz küçük balık türleriyle kolaylıkla besleyebiliyorsunuz bunları. Bunlar lepisteslerin ve bu plati balıklarının aksine bir dişiye iki tane erkek düşecek şekilde koloni kuruluyor arkadaşlar. Mesela lepistes balıklarımız doğurarak çoğalıyor. Bu zebra danyolar ise yumurtlayarak çoğalıyor. Yumurtayı taşların arasına döküyorlar. Bunlara özel bir üretim uygulamak gerekiyor. Şöyle az miktarda su koyuyorlar. Tabanına böyle aralıklı büyük tanecikli taşlar koyuyorlar. Sonrasında dişi ve erkekleri birleştiriyorlar aynı akvaryum içerisinde. Bir dişi için iki tane erkek koyuyorlar. Sonra çiftleşiyorlar. Yumurtaları tabana döküyor balıklar. Ve 24 saat içerisinde de çıkmaya başlıyor. 48 saat de sürebilir yavruların çıkması. Yani değişik bir balık. Aynı ortamda yaşasalar da Hindistan kökenli bir balık türü. Hızlı akan nehirleri seviyorlar. Yine pirinç tarlalarında lepistesler gibi yaşayabiliyorlar. Küçük göletlerde bitkilerle kaplı. Akvaryum hacim olarak minimum 50 litre olması gerekiyor. Tabii ne kadar büyük olursa o kadar güzel olacaktır. Yine bitkileri seviyorlar. Bitkilerin arasında yaşayabiliyorlar ama diğer balıklara göre çok daha hızlılar. Akıntılı ortamlardan hoşlanıyorlar. Ama küçük filtreler de onların yaşaması için verimli. Yani çok fazla akıntı yaratmaya gerek yok. Bu balıkların içerisinde pipo filtre tarzındaki ya da bu tarz benimki gibi şelale filtre tarzında bir filtreyle de yaşatabilirsiniz. Akvaryum oksijenli olması gerekiyor. Çok fazla ışığı seviyorlar akvaryumda. Şu an gördüğünüz gibi çok hızlılar. Onları takip etmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Yakından gösterebilseydim size. Evet, çok hızlı kaçıyorlar. Üretmek için kendileri de üreyebilir aslında akvaryumda ama bu durumda yumurtalarını yiyebiliyorlar. Şu an bu tabana yumurtlasa bu balıklar muhtemelen bütün yumurtaları yer diğer balıklarımız. O yüzden özel bir ortam hazırlamak lazım. Dediğim gibi bilyelerle aralıklı bir üretim akvaryumu oluşturabilirsiniz. Yumurtaların araya kaçacağı şekilde taban malzemesi yapmak gerekiyor. Balıkların yumurtalarına ulaşmaması için. Öncesinde canlı yemlerle falan besliyorlar. Aslında yani şu lepisteslere ve platilere kıyasla üretim açısından biraz daha zor bir balık. Özel gereksinimleri var çünkü. Minimum 5 tane almak gerekiyor akvaryuma. Şu an bize de çok fazla ama arka tarafa gittiler arkadaşlar. 2 tanesi önde geziyor. Görsel olarak hareketlilik kazandırıyor akvaryuma. Aynı zamanda renkleri de çok güzel. Bu tarz bitkili akvaryumlarınız varsa arkadaşlar, lepistesleri beslediğiniz, onların içerisine hareketlilik kazandırmak isterseniz beşli gruplar halinde alabilirsiniz. Şu an yeni koyduğumuz için tam belli olmuyor ama birkaç gün sonra renkleri tamamen çıkacaktır ortaya. Evet, bir tanesi de yukarıda. Akvaryum sıcaklığı olarak 26 derece ideal arkadaşlar. Diğer balıklar için de zaten 26-27 derece yapıyoruz. Normalde 20 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Çok dayanıklı balıklar. Ama diğer balıklarla uyum içerisinde olması için ortalama 26-27 derece yapabilirsiniz akvaryumunuzu. Evet arkadaşlar, bugün akvaryumumuza sizlerle birlikte zebra danyoları ekledik. Biraz da bilgiler vermeye çalıştım onlarla ilgili. Son olarak fiyatları da 3-4 liradan başlıyor. Genelde o fiyatlarda satılıyor pet shoplarda. İsterseniz sizler de akvaryumlarınıza bu güzel balıklardan ekleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.